zorlamalar, ufak ufak başlayan müdahaleler giderek bu yapı yaklaşma mesafesini tamamen ortadan kaldıracak bir olay. Edirne Belediye Meclisi gerçekleştirdiği Ekim ayı toplantısında şok bir karar alarak Selimiye Camii'nin süliyetini engelleyen D100 karayolundaki çekme mesafesini 35 metreden 20 metreye düşürdü. Daha önce belediye meclisinden geçen ancak mahkeme kararı ile iptal edilen imar planı Edirne Belediye Meclisi'nde MHP'li üyelerin ret oyuna karşılık CHP'li ve AK Partili üyelerin oylarıyla mecliste kabul edildi. Edirne'nin girişinden Selimiye estetiği bozulacağı inancıyla ve daha önceki uygulamalar örnek alınarak yeniden değerlendirilmesini talep ediyoruz. Eğer uygunsa maddeyi geri çekin, yok çekmeyecekseniz bu maddeyi biz reddoyu vereceğiz. Belediye meclisinde kabul edilen karara tepki gösteren eski belediye meclis üyelerinden şehir plancısı Namık Kemal Döleneken, alınan kararın Selimiye Camii'nin süliyetini olumsuz yönde etkileyeceğini söyledi. Atılan her bir adımın ikinci adımı getireceğini ifade eden Döleneken, bununla da kalmayacaktır. Bu yapı yaklaşma mesafesinin düşürülmesi halinde bundan sonra daha da ileriye yapı yaklaşmanın çekilmesi ve giderek de caddenin Ayşe Kadın ile merkez arasında olduğu kadar dar bir alana hapsedilmesi talebi gelecektir. O nedenle bu tür kararların doğru olmadığını düşünüyorum dedi. Edirne kentini tam ortasından ikiye ayıran eski adıyla E5 ya da Londra asfaltı, yeni adıyla D100 karayolunun kenarında Ayşe Kadın'da sigorta hastanesinin olduğu noktaya kadar olan bölgede yapı yaklaşma mesafesi aynı sağda ve solda. Yani hem yolun güneyinde hem kuzeyinde 35 metre çekme mesafesi vardı. Zaman zaman bununla ilgili bunu zorlayıcı, bunu etkileyici kararlar üretilmesi söz konusu oldu. Ancak bu tür zorlamalar, ufak ufak başlayan müdahaleler giderek bu yapı yaklaşma mesafesini tamamen ortadan kaldıracak bir olay. Nitekim benzer bir şekilde TOKİ evleri yapılırken de sadece TOKİ evleri hastane yolun derenin öbür tarafına atladı. Fakat şu anda oradan bir ana yol açılması talebi geliyor hastaneyle tıp fakültesi arasında. Yani her atılan adım ikinci bir adımı getirecektir. Burada da kalmayacaktır. Bu yapı yaklaşım mesafesinin düşürülmesi halinde bundan sonra bundan da daha ileriye yapı yaklaşmanın çekilmesi ve giderek caddenin Ayşe Kadın'la merkez arasındaki olduğu kadar dar bir alana hapsedilmesi talebi gelecektir. O nedenle bu tür kararları ben doğru olmadığını düşünüyorum. Ben senin mesuliyetini konuşma bile gerek yok bu noktada ama yani prensip olarak zaten bu karar işte Olin'de başlayan Ayşe Kadın'a kadar sürekli olan bir kararı belli noktalarında değiştirmenin bir yanlışlığı var. Onun şehre kattığı bir genel bir peyzaj var. Yani Selim mesuliyeti kadar o da önemli. Onu bozmanın çok yararlı olmadığını düşünüyorum. Şehre ileride daha da giderek artan taleplerle yeni baskılar getireceğini düşünüyorum.